Got drunk off your love and I lost myself again. You hit just like. Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız görüşmeyeli? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Umarım ki iyisinizdir, umarım her şey yolundadır. Umarım ki bu videoyu izlemeden önce moral motivasyonunuz, mutluluğunuz yerindedir. Değilse bile bu videoyla umarım geri gelir diye temennide bulunarak videoya girmek istedim. Çok güzel bir video içeriğimiz var. Beni heyecanlandıran bir video içeriği çünkü daha önce yaptığım bir şey değildi. Bu videoda Duello modunda rank 35 kasan bir arkadaşımızın maçlarını izleyeceğiz. Hatta rank 35 yapmayı başardı. Bo, Spike, Bibi, Shelly. Bu savaşçılarla oynuyor. Bir tanesini değiştiriyor sürekli. Göreceksiniz siz de zaten. Rank 35 1250 yapıyor. İzleyecek olduğumuz maçlarda 1250 yaptığı karakterleri de var. Hatta 1250 üzeri de devam ettiği karakteri de var. Kim bu arkadaşımız? Tahmin edebiliyor musunuz? Şimdi hemen göstereyim. Şuradan bir göstereyim. Diğerlerine bakmadım çünkü. Sebeit Shelly. Ben de bu arkadaşın adını hep Shelly sıralamasında ilk sırada göre duymuştum. Sonrasında tanışmıştık bu arkadaşla. Çok iyi birisi. Yanlış hatırlamıyorsam adı Mustafa. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam metaloloji malzeme mühendisliği okuyordu. İngilizce hazırlıktaydı herhalde geçen sene. Öyle bilgiler var aklımda. Emin olmamakla veya tam hatırlayamamakla beraber. Geçen sezon 1300 bow yapmıştı. Ve Duello'da 1300 bow yapan tek arkadaşımız diye söylemişti. Ben takip edemiyorum, bilmiyorum. Duello'da da bu arkadaştan başka kasan ben hiç görmedim. Varsa da yorumlara yazın. Ben bilmiyorum çünkü. Benim tanıdıklarım arasında Duello'da rank 35 yapan tek kişi. Çok merak ediyorum. Nasıl oynamış? Nasıl rakiplerle karşılaşmış? Ve bana yazmış olduğu bir metin var. O metinde de Mustafa'ya, Sevet Şeli'ye snipe atmaya çalışan ve ama nasıl bir organize oluyorlar? Çünkü yazdığına göre maçı arkadaşları da izliyor, snipe atan kişinin arkadaşları da izliyor, bir yerde görüyorlar. Çünkü snipe attığı zaman, denk geldiği zaman işte Mehmet snipe attı, hemen girelim izleyelim. Sonra da söylüyorlar şurada pusmuş, burada pusmuş, ona göre oyna diye. İnanılmaz ve bana bu modu oynamadan önce çok değerli bilgiler verdi. Bu bilgileri sizlerle de maç esnasında paylaşacağım. Şimdi dilerseniz zaman kaybeden hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk maçı bu şekilde sizlere gösteriyorum. 1248 Bo, 1123 Shelly, 1198 Spike var. Ve karşıda Navi Cube. Bu oyuncuyu bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Esporcu. Neden düello oynuyor onu da bilmiyorum ama çok güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Ve hemen hızlıca maça giriş yapalım. Tekrar başlattım. Ondan önce profilini gösteriyor zaten. Bakın. 50k 3v3, solo ve duo yok denecek kadar az. Master yapmış hem solo hem takımlı. Bütün karakterleri 35 mi? Neredeyse hepsi 35. Bir tane öyle kırmızı gördüm orada. Çok iyi bir hesabı var. Ve şimdi maçlara hızlıca başlayalım. Ben biliyorum. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ve özellikle bekliyorum maç nasıl olacak diye. Şimdi bu haritayı bilmiyorum. Duello çok oynamış olan birisi değilim. Sadece bu birebir vs olan haritada bak, Piper'a karşı Bo sağda, Çalı'da. Yani burada hani Piper avantajlıdır diye düşünüyorum ya. Hani alanın gelmesini bekleyecektir büyük ihtimal. Yavaş yavaş videoyu ileriye doğru sarayım. Aa, çıkıp birbirlerine şey mi atıyorlar? Spray mi atıyorlar? Aa, çok iyiymiş. İsim gözüküyor mu oynarken onu bilmiyorum o zaman. 20 gün önceden bahsediyor. Belki de gözüküyordur. Şimdi gazın gelmesini bekliyorlar zaten. En önemli olan olay o. Hemen süper attı. Axe bastı hemen. Oo, çok güzel. Çok güzel aldı. Axe basıp geriye doğru kaçtı. İlk vuruşu yapayım dedi. Çünkü gaz geliyor. Gazdan hasar almamak için. Gördüğünüz gibi. Oo, bu sefer soldan geldi. Oo, çok iyi. Helal. İnanılmaz iyi. Bak sağdan geliyor da bu sefer soldan geldi. Çok çok tehlikeli bir mod gerçekten. Bu sefer Bonnie var. Bonnie ile alır büyük ihtimal. Süperi bir anda kullandı ve hemen önüne doğru geçti. Ben de tahmin edemezdim onu. Bu sefer sağdan geliyor Shelly. Navi Cube de solda bu sefer. Aa, yemedi. Papaz bir defa pilavı yedi. Bakalım burayı nasıl değerlendirecek Mustafa. Umarım da adı Mustafa'dır. Ben yine Shelly diyeyim, ne olur ne olmaz. Yanlış da söylemeyelim çocuğun adını. Bu videoda kalmasın. İmparatoriçe Bonnie Çalı'ya sıkmaya devam ediyor. Ben şu an çok zamanım yok. Öğle arası bu videoyu çekiyorum. Burada gazın gelmesini bekleyecekler. O yüzden yavaş yavaş atlatayım bundan sonra da bu bekleme yerini. Aksi çok güzel kullandı Shelly'yi. Ama ona rağmen kazanamadı çünkü.
O da aksını bastı. Şu an bir tek Spike kaldı. Bonnie'nin de süperi var. Çok ucu ucuna. Şu an çok ucu ucuna. İnanılmaz ucu ucuna. Buradan bence kazanacaktır diye düşünüyorum Mustafa. Çünkü gaz gelene kadar bekleyecektir. Soldaki de kübün de zaten süperi dolacak. Dolduğu zaman tank moduna geçecektir. Çok güzel zorluyor Shelly'i. Maçtan önce profillerini gösteriyor bu arada. Seveit Shelly. Çünkü kimle oynadığını bizlere maç başında gösteriyor. Aa, aksesuar çok iyi geldi. Dibine doğru girmeye çalışıyor. Çok profesyonelce. Oh, dislike'ı da attı. Çok güzel bir maçtı. Yani rakipte de böyle biri olunca hani tedirgin olmak elde değil. İsim gözüküyor mu o zaman bilmiyorum ama baya baya iyiydi. Düşünsenize, kaybediyorsunuz. Eksi 3 mü? Eksi 4 mü? Kaç alıyorsunuz onu da bilmiyorum ama bir kupa alıyorsunuz. Ya 1200 olan bir savaşçıyı 1250 yapmak için kaybedince 50 tane savaş kazanmanız lazım ki bu gerçekten çok zor. Şimdi hemen ikinci maça geçelim. Evet, ikinci maçla karşınızdayız. 1257 Bo, 1132 Shelly, 1207 Spike. Gördüğünüz gibi Bo'yu 1257 yapmış. Karşıya da Weddleman diye okuyayım. Öyle birisi gelmiş. Bunun da profili bayağı iyi. Bir sürü master yapmış zaten. Solo'da, takımda master yapmış. 50k 3-3 var. Duo ve solosu fazla. İlginç. 61k kupada zaten. Profili de bayağı iyi. Çok çok iyi. Benimkinden kat be kat daha iyi. Sayılı hesaplardan birisi olabilir. Şimdi bununla olan mücadelesini gösterecek bize de Seveit Shelly. Keşke öncesinin ismini tam netleştirseydin. Yanlış kalmasın aklında. Bo, Shelly, Spike aynı karakterleriyle oynuyor. Bu sefer karşıda Edgar var. Edgar sağda. Bayağı bekleyecekler birbirlerini diye düşünüyorum. Aa, bir dakika. İçeriye doğru giriyor. Ha, görüş var Bo'da çünkü. Edgar'ı yalnız bırakmak istemiyor. Yani onun süper doldurmasını istemiyor. Uzaktan uzaktan dönecek. Kalkan açtı ama çok profesyonelce. Çok profesyonelce bir oyun oldu. Yalnız ben şunu merak ediyorum. Başlar başlamaz. Ben olsam o kadar hızlı gitmezdim ya. Hani gider gider geri gelirdim. Çünkü bir anda önüme çıkarsa ne yapacağımı kestiremeyebilirdim çünkü. Chan Nani var. Sağda olduğunu gördü zaten. Bir sürü ateş etti. Hala çalda duracaktır gaz gelene kadar. Hani Nani orayı zorlayacaktı sürekli. Bir de oraya etiket attı. Gazın gelmesini bekliyor gördüğünüz gibi iki tarafta. Şimdi dışarıya doğru çıkmak durumunda kaldı. Gaz geldi. Oo, alabilir. Alacaktır. Çok güzel fake'ler atışmaya devam ediyor. Bu arada Shelly canını dolduruyor. O da gitti duvara vurdu süperini. Oo, çok iyiydi. Çok güzeldi. Anladı ki Nani ben bu süperi ona tutturamayacağım. Gideyim bari duvara atayım da süperim elimden çıksın. Onunla belki almaya çalışırım diye söyledi. Artık sadece rakipte Bell kaldı. Bu da çok iyi bir oyuncu. Harbi helal olsun Shelly. Seveit Shelly çok büyük başarı, büyük cesaret, büyük profesyonellik yani düello modunda. Yani bilmiyorum ya, bana çok garip ve zor geliyor. Harbi helal olsun. Yendiği rakipler çok iyi. Çok iyi rakipleri yendi. Videoda zaten görüyorsunuz profiller inanılmaz iyi. Can dolduracaktır. Burada kaybedebilir bence. Burada kaybedecektir çünkü avantajsız duruma düştü. Şu anda Shelly karakteriyle oynuyor. Bu sefer sağdan gidiyor. Rakip acaba sağdan mı gelecek? Ona bakalım. Of! İnanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz. Çünkü içeriye kadar Shelly'yi soktu. Ve ondan sonra da artık bir şey yapamadı. Artı bir. Güzel maçlar, güzel maçlar. Hemen bir sonraki maça geçelim. Burada Spike, Shelly ve Bibi oynuyor. Bu oyuncu için bana yazmış olduğu bir şey vardı. Şimdi sizlere ondan bahsedeyim. Ve bir paragraf yazmıştı. Çok kısaca onu okuyayım sizlere. Hatta burada profilini falan göstersin. Maç devam ederken okuyayım. O arada da maç gitsin. Tam ekran yapayım şunu. Altta bu şey gözüküyor mu sürekli? Şu alttaki oynatıcının gözükmesini istemiyorum ben ama. Neyse artık. O gitti, o gözüküyor aşağıda. İdare edin lütfen. Şimdi size yazdığı şeylerden bahsedeyim Mustafa'nın. Diyor ki bu dediklerimi videoda belirtirsen çok sevinirim diyor. Zaten Seveit Shelly kanalı var diye düşünüyorum. Bulduğumda kanalı açıklama kısmına yazarım. Onu da kanalına abone olursunuz. Kanalın linkini bulursam ki yazacağım kendisine.
Düello çok toksik bir mod diyor. İnsanlar 1250 yapmasın diye yan hesaplarından anti-comp alıp snipe atıp kesmeye çalışıyorlar. Ben zaten böyle şeyleri geçenki videoda da söylemiştim. Hani insan öyle bir duygusallaşıyor ki o eksi yesin de, yani onu eksi yedirtmeye çalışalım da benim yediğim eksi hiç önemli değil. Bu kadar böyle gereksiz insan var bu oyunda. Bu bahsetmiş olduğu insan zannedersem karşısındaki Guest diye söyledi. Aynen. Bazen diyor o yeşil çalılı, hatta şey diyor, videoda bir tane örneğini koydum, Guest isminde bir şahıs. Bazen o yeşil çalılı haritada çalıda gizlenirken karşı tarafın arkadaşları izliyor ve yerimi söylüyor. Adam sniper'la iki tane alıp beni kesiyordu. Çalda olmama rağmen diyor. Çok terbiyesizce bir şey. Hani bu birebir vs olan bir durum. Arkadaşlarının izleyip böyle şeyler söylemesi. Hani çok ayıp. Ve snipe atıyorlar. Yani bilerekten snipe atmaya çalışıyorlar. İsim de gözüküyor büyük ihtimal. İsim gözükmesi bile kastı karakterler belli. O karşıya geliyorsa zaten tamam abi. Bu kesinlikle o çocuk. İlk şeyi, maçı takip edemedim. Gas'ı kesti orada. Seveit Şeli. Burada da öldü. Dislike atıyor. O dislike atmış mıydı ilk maç Mustafa? Onu da göremedim ama. Şu an işi çok zor. Sadece Şeli var. Karşıda Bonnie. Süperi de var. Ve diğer savaşçısı da Lola. Sonrasında da devam ediyor. Bu tarz olaylara rağmen Türkiye'de ilk defa düello modunda 35 rütbe. Evet arkadaşlar. Türkiye'de düello modunda ilk defa 35 rütbe yapan arkadaşımızın maçlarını izliyorsunuz. İlk hangi savaşçı yaptı bilmiyorum ama Bo'dur diye düşünüyorum. Yalnız baya baya rakip iyi tutturuyor. Ve 1300 artı kupa yapmayı başardım. Şu an Bo ile dünya birincisiyim diyor. Videonun girişinde de bakmıştık zaten. Çok güzel aldı orayı. Çok güzel aksanını tutturdu. 1200 kupa şu anda Bo'su. O zaman tabii önceki sezon olduğu için baya bir kupa düşüldü. Yine ona rağmen 1200'e kadar getirmeyi başardı. Yani bu modda 35 kasmak, yüksek kasmak. Benim için 900 kupa bile bu modda çok zor. Beni bayağı zorlayacak olan bir mod gerçekten. Ona rağmen çok saygı duyuyorum bu modda 1250 kasıp, 1300 kasıp. Böyle başarılara imza atan birisini görünce mutlu oluyorum gerçekten. Bu arkadaşımız da çok efendi birisi. Ben konuşuyorum onunla. Çok iyi birisi. Saygılı. Zaten saygılı olmasa ve şey olarak benimsemesem onunla iletişim kurmaz ve böyle bir video çekmezdim. O da zaten bizi samimi görüyor. Süperi attı. Aksiyar da attı. Konuşurken oraya pek odaklanamadım mı yoksa diye düşünüyorum. Gaz yaklaştı. Süperini attı. Şu an Sevet Şehir'in işi gerçekten çok zor. Ona rağmen çok iyi kaçıyor. Rakip inanılmaz kötü attı orada atışları. Zaten kendine kızıyor şu an. Ve bunu almayı başardı. Dislike'ı da attı. Zaten daha önceden bununla karşılaşmış büyük ihtimal ki bu şeyden bahsediyor. Şimdi ilk snipe'ıydı bu. Aynı oyuncunun bir tane daha snipe attığı şey var. Bakın Max Lola Search olarak geliyor karşıya. Yine aynı profil. 9K3 hem solda hem takımda master yapmış. Valla profili güzel. Görüntü olarak. Yoksa kupası düşük. Şimdi bakalım neler yapmış. Search, Lola, Max. Rakip gerçekten çok zor. Bibi ile burada girip yine şaşırıyorum. Yani Bibi ile burada tamam gaz gelecek eyvallah ama bir eğer seni yakalar ve bırakmazsa hele Max ile. Max mesela şu an son savaşçı olsa Bibi'ye karşı vs atsa Bibi'yi alabilir diye düşünüyorum ama Mustafa da nasıl oynuyor Bibi'yi onu da bilmiyorum. Seveit Şeli'nin Bibi oynamasını da bilmiyorum. Bu videoda bu maçta göreceğiz. Çok iddialı çünkü. Tamam çalı var, tamam gaz geliyor, alan daralıyor. Böyle bir tane vuruşla ittiririm diye düşünüyorsun ama o zamana kadar hayatta kalıp canının çok az olmaması lazım. Mesela şu an Spike'la ittiriyor iyi kötü ama Sever'i basacak birazdan. Az koymayacaktır, bayağı kaçırdı çünkü. Dislike attı, hadi bakalım. Şu an videodasın dostum. İyi ki bu Seveit Şeli'nin maçlarını alıp böyle videoya koyuyorum. Karşı tarafı tanımıyorum, bilmiyorum ismini ama Mustafa'ya güveniyorum. Yani bu konularda böyle niye bir şey söylesin. Ben ilk defa görüyorum rakibi. Daha önce hiç görmedim. Karşıda Max var. Max'e Spike'ı kesti. Şimdi Shelly ile biraz geriye doğru gidiyor. Hala bastırmaya devam edecek. Canını tam olarak doldurdu. Ve bu arada cadı Shelly var. Rakip iyi oynuyor bak. Kötü oynamıyor. Baksana bayağı bir canını götürdü.
Oo, yine aksı kaçırdık. Bu sefer sadece bir Ben Max'ten bahsetmiştim. Şimdi Yargıtay mı başlayacak yoksa? Maçın başını görmedim gerçekten. Hatırlamıyorum. Şu an snipe atıyor. Kesin aldım modunda. Çok güzel. Hadi at bakalım. Şu an videodasın. Ben de çok içim bayağı rahatlayacak. Çıldırıyor şu an. Snipe atıyor ve nerede olduğunu söylüyorlar oyuncuya. Arkadaşları. Şu an gazın içinde kaldı. İlki gitti. Dislike attı ama öldü. Şimdi iki tane savaşçısı kaldı. Yani var ya bu maçları canlı izliyor olsam. Mesela bana dese ki Mustafa şu an 35 kasıyorum. Çok az canı kaldı. Şu an sağdan gelmeye başladı. İnanılmaz bir fake. Hepsini attı. Çok güzel. Yalnız var ya bu maçın sonundaki dislike yağmur. Dislike'ı yağmur gibi yağdıracaktır diye düşünüyorum. Snipe atıyor. Çünkü Surge de alacağını düşünüyor. Surge B'ye karşı güçlü bir karakter ama neyin sniper'ını atıyorsun? Spin'ini atıyorsun daha doğrusu. Tamam. Bir tane vuruş yaptı. Aldı şeyini. Ama kaybederse ki kaybedecek büyük ihtimal. Çok iyi oynuyor. Seven Cherry çok iyi oynuyor. Çok güzel denk getiriyor. İnanılmaz. İnanılmaz. Burada da gülüyor. Dislike de atmıyor. Çok güzel. Bu maç bu videoda aldığım en iyi en keyifli maçtı. Ya oyunda en güldüğüm şey böyle. Kesin yeneceğinizi düşünüyorsunuz ya. Spin atıyorsunuz. Dislike atıyorsunuz. Sonra yeniliyorsunuz. Hayatınız bir anda anlamsızlaşıyor. Yani yerin dibine giriyorsunuz. Ve zaten snipe atarak denk getirmeye çalışmış Sevetçiliği ve oyunda da izleyip nerede olduğunu söylüyorlar. Aşırı böyle aklıma da şey geliyor ama söylemeyeyim. Çok böyle kötü bir durum. Son maçta da Darkoom gelmiş. Bu çocuk zaten dünyada birinci olmuş bir çocuk. Çok da iyi oynayan bir çocuk. Şimdi bunun karşılaşmasını izleyeceğiz sizlerle birlikte. Karşıda B var. Mandy ve Bonnie. Bir kişi izliyor. O da kim onu da bilmiyorum. Yalnız şimdi hani siz beni tanıyorsunuz. Ben de arkadaş eklisiniz. Diyelim maç bulduğu gibi maça giriyorsunuz ve bana rakibin yerini söylüyorsunuz. Bu tamam benim için iyi bir şey ama rakip için inanılmaz kötü bir şey. Ve seslisiniz. Yani çok acımasızca. Ve bir de bilerekten snipe atmaya çalışıp böyle yenmeye çalışmak oyunun en karaktersizce olan davranışı bence. Ben asla hayatımda kimseye snipe atmadım birini yenmek için. Asla. Ben yayın yapan birisiyim. Yayında mesela snipe atıp yenmeye çalışanlar oluyor. Yeniyorlar da yeniliyorlar da. Çok karaktersizce bir durum. Hiç tasvip etmiyorum. Yani aşırı karaktersizce bir durum. Ezikçe bir durum. Çünkü karşındaki kişiyi biliyorsun. Ne oynadığını görüyorsun. Snipe atıp böyle güya kendince bir şey başarıyorsun ama bu yayını izleyen ve bu olaydan haberdar olan tarafsız kitlenin tamamıyla saygısını kaybediyorsun. Nefretini kazanıyorsun. Ya bu dünyada saygı inanılmaz önemli bir şey. İnanılmaz yani kazanılan bir şey değil. Hani kaybettikten sonra kazanılan bir şey değil. O yüzden bu tarz şeyler durumunda mağdur olan insanları gördüğünde ben çok fazla destek olmaya çalışıyorum. Bu videoyla da bunu da duyurduk. Bundan ayrıca bir keyif aldım. Shelly ile iki karakterini de kesti. Anlatırken maçları dinliyorum ve izliyorum. O alanı çok iyi koruyor. Sage Shelly. Rakibin yaklaşmasına hem izin vermiyor hem de atışlarını tutturuyor. Tutturarak da ittiriyor. Gaz gelene kadar oyunu ittirmeyi başardığında sonuna kadar zaten sonda işi kolaylıkla bitiriyor. Ben az önceki maç hani son zamanlarda izlediğim en keyifli maç. Spin atıyor. Kazandığından çok emin. Dislike atıyor her maçın sonu. Sonra bir ölüyor patates. Hani olur ya bazı anlar, bazı durumlar sizi çok keyiflendirir. Aşırı iyiydi gerçekten. İyi ki atmış bu videoyu Mustafa. Ama Darkon dislike atmaz. O öyle biri değildir diye düşünüyorum. Esporcular öyle çok toksik olan esporcular da vardır belki ama genel olarak bazı duyguları benimsemiş ve özümsemiş insanlar oluyor genelde karşıdakiler. O yüzden hani of çok güzel, çok güzel. Süperi bekletiyor. Şu an ne kadar gidebilirsin Bonnie? Oo çok iyi. Bonnie ona rağmen iyi oynadı. Geriye doğru geldi ama Darkoom'a bir dislike. Çok güzel maçlardı. Profilini zaten göstermiştik sizlere maçın başında. Hatta göstermedi, şimdi gösteriyor doğru. Zannedersem yağmur yağıyor. Öyle aslında 70K 3v3. İnanılmaz bir hesap. Zaten görüyorsunuz her şey full. Gerçekten tebrik ederim. Seve Çeli dostum.
Harika maçlar oynadın. Seni canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten. Harbiden helal olsun. Bravo. Solo ve duo'da yüksek kupa kazananlara gerçekten saygım var ama düello modunda 35 kasmış olan birisi, yani helal olsun gerçekten. Böyle şeyler olunca övüyorum. Çünkü emeğin hakkını vermek lazım. Bakalım ne durumdayız. Türkiye'de 22. sıradayım. Arkadaşlar hiç kasamadım bu aralar. Hiç giremedim bile. Kulüplerde de Türkiye'de 1. sırada kulübümüz. Zaten şu an 1.666.000 kupayız ama sondan 29 ve 30. arkadaşlar 40K bile değil. Bir iki arkadaş çekti, onların yerine gelirler diye düşünüyorum bazı oyuncular. KS gelen var mı diyor Hakan. Dün Hakan'la oynadık duoda. Video çekiyorduk hatta, 1086'ya düştü deyip. Bir Türk geldi karşıya. Adı Muhammed 19. Görüyor bizi. Herhalde beni tanıyor falan zannediyor. İsimler gözüküyor ya. Canım az kaldı, sattı beni. Ya görüyorsun, Türk. Türk ya, niye satıyorsun? İsim gözükmese eyvallah, hiçbir şey demeyeceğim. Ama isim gözüküyor. Şimdi YouTuber'da olduğun için seni tanıdığını düşünüyorsun. Sen onun canı az kalsa satsan baya baya kötü ilan ederler seni. Her yerde söylerler işte, geldik böyle bizi öldürdü falan. O öldürüyor. Şu an kimsenin haberi yok. Ben söyledim. Şu an haber oluyor arkadaşlarım. Belki o da videoyu izliyordur. Bak kardeşim, eğer Türk biri denk gelirse, takım olursan onu satma. Satma ki birlikten kuvvet doğar, maçta kupa alıp ayrılabilesin. Ama çocuk gidiyor, üçüncü oluyor. Biz 5 takımız, yani toplam 5 takım var ya, bir takımı biz kesiyoruz. Geriye 4 takım kalıyor. Ben onunla takım oluyorum. Hani Türk ya, beni tanıyor falan zannediyor. Tanımasa bile Türk abi, yani görüyorsun değil mi? Ama çocuk nasıl bir karaktere sahipse, yaşı kaç onu da bilmiyorum, tanımıyorum bile. Muhammed 19 adını biliyorum de. Geliyor bizi satıyor. Abi çok karaktersizce ya. Yani isim gözükmese hiçbir şey demeyeceğim ama isim gözüküyor ya. İşte o yüzden isim gözükme olayı tehlikeli. Ben beni tanıyor diye zannediyorum. Yoksa öyle güvenecek veya şey yapacak bir durumda kalmıyorum. Tedbirli oluyorum. Tedbirli olmadım orada. Ondan kupa kaybettik. O yüzden bu videoyu çekeyim dedim. Bu videoyu da çektik. Sizlerle paylaştık. Umarız keyif almışsınızdır. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşa da çok teşekkür ederim. Gerçekten bravo olsun. Çok iyi şey başarmışsın. Bu videoları da çok yüksek kalitede bize paylaştığın için ve bu kadar metin yazdığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Benim için basit bir şey bu videoyu çekmek, yüklemek. Hani basit derken esas işi arkadaşımız yapıyor. Maçları o oynuyor, maçları o kaydediyor, bize o gönderiyor. O kadar emek veriyor. Emeğe sonsuz saygı. Çok teşekkür ederim paylaştığın için. Sizlere de çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Her gün akşam 8'de, normalde bunu ilk girişte söyleyecektim ama bu iyi bir video. Bu videonun zamanını çalmak istemedim. Girişte o yüzden söylemedim. Her akşam 8'de, her gün akşam 8'de yayın açıyoruz. Farklı oyunlar oynuyoruz. The Outlast Trials oynadık 2 yayın. Far Cry 6 oynadık 2 yayın. Bundan sonra işte Dying Light 1-2, sonra Cyberpunk 2077, Metro, işte Resident Evil indirime girdiğinde alacağım, diğer söylediğim oyunları alarak oynayacağım. Aldım zaten. 35-40 tane oyun vardı. The Forest'u aldım. Sonra neydi? Mass Effect'in bütün serisini aldım. Mortal Kombat 11'i aldım. Bir sürü oyun var şu an Steam'de. Hepsi de oynanmayı bekliyor benim tarafımdan. Her gün akşam 8'de. Hatta siz bu videoyu izliyorsanız, eğer yayın saatlerindeyseniz, akşam 8'den gece 12'ye kadar ki olan zaman diliminde izliyorsanız bu videoyu, videoyu kapatın. Zaten bitti şu an video. Gelin abi, tıklayın Bileklicun kanala. Şu an canlı yayındayız. Acaba hangi oyunu oynuyoruz? Evet abi veya Semih veya kardeşim, dostum, videoyu izliyordum. Şu anda bu videoyu bu saatleri diliminde izliyorum ve yayındayım diye bize söyledin. Geldim, gerçekten de yayındaymışsın diye. Acaba ne zaman izliyorsunuz bu videoyu? Yani 3-5 yıl sonra da izlediğinizde yayın olur mu akşam 8'de bilmiyorum ama bu yakın tarihte izleyen arkadaşlar için akşam 8'de mutlaka yayında olacağız. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Reality will never be